Oğlum, ödevlerin bitmedi mi daha? Bitti anne. Ne duruyorsun, yatsana hadi. Yarın erken kalkacaksın. Bir problem vardı da babama soracaktım. Yarın öğretmenine sorarsın, baban gecikecek. Hadi ama, bu saatlere kadar kalınmaz ki. Ama ablam kalıyor. Bak saat kaç oldu hala gelmedi. Gelir gelir. Babama söyleyeceğim onu. Hep böyle geç kalıyor. Oğlum arkadaşına gitti. O da senin gibi ders çalışıyor işte. Benim de dersim var ama evde çalışıyorum işte. Hadi ama Soner. Geç oldu. Doğru yata. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler oğlum. Sana da. Alo anne. Ahmet çıkmadı mı da? Burada evladım, vereyim mi? Gerek yok anne. Sadece merak ettim. Nurhan telefonda seni soruyor da. Birazdan çıkacağım. O da çıkıyordu zaten. Tamam kızım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar anne. Ne diyorsun anne? Ne diyeyim ki Ahmet? Ne diyebilirim ki? Hayatım senin elinde anne. Senin hayatını bu kırık dökük gece kondumu kurtaracak be evladım. Çok zor durumdayım biliyorsun. Senden son bir şey istiyorum. Son bir şey. Bak inan eve hiçbir şey olmayacak. Ahmet, babanın maaşını aldım sana verdim. Komşulardan para istedim sana verdim. Ziynetlerimi sattım sana verdim. Hiçbiri geri dönmedi. Bu ev mi geri dönecek? Anne hepsini ödeyeceğim. Sana verdiklerim bile faizine gitti be yavrucuğum. Yarın akşam geliyorsun değil mi? Dur bakalım evin durumuna göre. Bak beklemem ona göre. Beklemezsen kaybedersin. Hilal. Seni seviyorum. Hilal. Neredesin sen bu saate kadar? Söyledim ya anne. Aysel'lerdeydim. Ders çalıştık. Yalan söyleme. Orada değildin. Yalan söylemiyorum. Bana bak. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Aysel'i aradım. Orada değil misin? Söyle bana. Neredeydin? Arkadaşlarla gezdik biraz. Ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Bu saatlere kadar gezilir mi? Daha yaşın kaç başın kaç? Baban bir duyarsa parçalar vallahi. Babam bana bir şey yapmaz. Sen öyle san. Ben söyleyeyim de gör ne yapacağını. Anne niye benimle uğraşıyorsun? Geldim işte. Kötü bir şey de yapmadım. Yapmadın ama bu gidişle yapacaksın. Ne oluyor? Bu saatte ne bağırışıyorsunuz? Ahmet, ben artık baş edemiyorum bu kızla. Vallahi bir şey yapmadım baba. Saat kaç daha yeni geliyor. Olmaz ki bu kadar. Sinemaya gittik ya. Sinemaya da mı gidemeyeceğiz? Üf! Tamam kızım tamam. Hadi sen git yat. Hadi.
Bununla işimiz var bizim. Ne yaptın? Annemi ikna ettim. Bak işte hal yoluna giriyor. Sıkma artık canını. Nasıl sıkmayayım? Kartların hepsini kapatamıyorum ki. Ama kalanı ödeyebiliriz değil mi? Bilemiyorum. Sağdan soldan borç arayacağım artık. Kadın evini de yakarsak vicdan azabından yaşayamam vallahi. Hadi yatalım artık. Sen yat. Ben biraz daha oturacağım. Sabahtan beri ayaktasın. Yorulmadın mı daha? Şu hesaplara bir daha bakacağım. Nasıl istersen. Ahmet Bey, her şey çok açık. Maalesef elimizden bir şey gelmez. 3 ay boyunca ödemezseniz bu miktara ulaşır tabii. Bakın, ekstrelerde her şey çok açık. Lütfen ama, eğer bir çözüm yolu bulamazsanız biz bulacağız. Hukuki yollar, hukuki yollar. Of. Ahmetciğim, sen kaç tane kart kullandın? Önce bir taneydi. Ya bunlar? Sonra 5'e çıktı işte. Aslında bir tane yetiyordu da artıyordu bile. Sonra bir tane daha gönderdiler. Ödemeleri biraz geciktirince birinin borcu epey arttı. Diğerinden çekip onu kapattım. Sonra 12 katlandı ve... Tamam tamam, anladım. Peki benden ne istiyorsun? Senden ricam... Bana biraz destek olman. Annemin evini de ipotek ettim. Yapma ya. Gerçi bunların bir kısmını kapattım ama... Bu sefer de ipoteğin ödeme zamanı geldi. Ve ben şu anda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Keşke sana yardımın dokunabilse. Hani birini halledeyim desem o da bir işe yaramaz. İnan ben de çok zor durumdayım. Çeklerle senetlerle uğraşıyorum. Kusura bakma. Keşke elimden bir şey gelse. Sağlık olsun. Biliyor musun? Senden başka para isteyecek arkadaşım kalmadı. Hepsinden bir şeyler aldım. Ve hiçbirine geri ödeyemedim. Artık kimsenin yüzüne bakacak halim yok. Evet benim, buyurun. Evet ödeyeceğim. Konuşmuştuk zaten, ödeyeceğim dedim ya. Hayır hayır. Annemle görüşmenize gerek yok. Ben halledeceğim. Halledeceğim dedim ya. Allah cezanızı versin. Ahmet, sen burada mısın? Uykum kaçtı. Cihan'la konuştun mu bugün? Konuştum. Ne dedi? Yardım etmeyecek. Ben demiştim sana. Demiştin ama dinlemedim işte. Ne yapayım? Bir umuttur diye konuştum. Durup otursa mıydım yani? Sakin ol, tamam. Sen de haklısın. Anneni aradı bugün. Evin parasını hallettin mi diye sordu. Ben de uğraşıyor dedim. Kendi evimi kurtardım da bir de onunkiyle uğraşıyorum. Keşke evi ipotek ettirmeseydiniz. Ne yapacaktım? Söyler misin, ne yapacaktım? Bir açık kapı bulmak için çırpınıyorum işte Nurhan, çırpınıyorum.
hafta sonu çıkacaksın diyorlar Ahmet. Hafta sonu çıkacaksın. Ben ne yaparım Ahmet? Ben ne yaparım? Dur bakalım anne. Daha kimse seni çıkarmadı. Başımı sokacak bir burası vardı. Bir burası vardı. Ah Ahmet ah. Yaktın beni evladım. Yaktın. Ciğerim yanıyor ah evladım. Anne adamla konuşacağım diyorum. Ne konuşacaksın ki? Allah tepecisi bize mi acıyacak ha? Demeklerle yaptık bu evi. Tapusunu almak için yıllarca didindik durdu. Bunun için miydi ha? Bunun için miydi? Ben seni bugünleri görmek için mi büyüttüm? Yeter anne, yeter, yeter! Ben şuna bir gideyim. Biraz daha zaman tanıması lazım. Bu böyle olmaz. Böyle olmaz. Hayır kardeşim, ne zaman? Zamanı geldi de geçiyor bile. Bakın, parayı denkleştiriyorum. Az bir şey kaldı. Bir hafta daha verseniz. Ne bir haftası? Sen ne diyorsun ya? Bir aydır sallıyorsun beni. İyi de keyfimden sallamıyorum. Sıkıştık işte. Sıkıştınsa bana ne kardeşim? Ne demek bana ne? Senden biraz insanlık istiyoruz. Çok mu yani? Bana bak kardeşim. Burası iş yeri. Ben hayır kurumu falan değilim. Sen bana bu evi teminat gösterdin mi? Gösterdin. Benden parayı aldın mı? Aldın. Şimdi de ödemiyor musun? Ödemiyorsun. O zaman ben de o evi elinden çatır çatır alırım. Anladın mı? Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. En kısa zamanda icra işlemleri başlayacak. Keşke sana yardımım dokunabilse. İnan ben de çok zor durumdayım. Çeklerle senetlerle uğraşıyorum. Kusura bakma. Annem evin parasını hallettin mi diye sordu. Ben de uğraşıyor dedim. Uğraşıyor. Uğraşıyor dedim. Evini elinden çatır çatır alırım, anladın mı? Çatır çatır alırım. Sıkıştınsa bana ne? Bana ne? Tatilde Bodrum'a gidiyoruz. Geleceksin değil mi? Gelemem. Ne o? Baban mı izin vermez? Yok ya, para vermezler de ondan. Bugünlerde biraz sıkışıklar. Para meselesini dert etme. Ben hallederim. Sen beni ne zannediyorsun? Al paranı da. Beni yanlış anladın. Ben ciddiyim Hilal. Hem de çok ciddi. Nasıl yani? Benimle evlenir misin? Dalga mı geçiyorsun sen? Git işine be. Vallahi ciddiyim. Hadi uzatma, beni eve götür. Yeterince geciktim zaten. Bak işte, hal yoluna girdi. Sıkma artık canını. Annen öldü. Evin parasını hallettin mi diye sordu. Ben de uğraşıyordum. Uğraşıyordum. Başımı sokacak bir burası vardı. Bir burası vardı. Ah Ahmet ah. Yaktın beni evladım. Yaktın. Yaktın.
Baba! Silah sesi! Bizim evden geliyor! Ahmet! Ahmet! Baba! Neden? Baba! Neden? Neden Ahmet? Neden? Baba! Babam, babacığım! Neden? Ahmet! Baba! Sokmazdı. Bizi bu hale baban soktu Hilal. Burada elim kolum bağlı duramam. Ben gidiyorum. Hilal! Hilal! Koltukları alın. Hanımefendi, biz burada oyun oynamıyoruz. Biliyorum ama biraz anlayış gösterseniz. Eşimi daha yeni kaybettim. Tüm varımız yoğumuz bu eşyalar. Hiç olmazsa acil ihtiyaçlarımızı bıraksaydınız. Kusura bakmayın, ben de görevimi yapıyorum. Alın şunları da. Şeyler yiyelim. Aç değilim anne. Olsun. Hadi gel. Hadi yavrum. Babaannem nasıl? İyi sayılır. Sen onu düşünme şimdi. Bu evden gidelim olur mu? Burayı artık hiç sevmiyorum. Gideriz yavrum. Gideriz. Ne vardı? Şey... Ben biraz avans isteyecektim. Biraz erken değil mi? Daha başlayalı bir hafta bile olmadı.
Çok sıkıştım da. Şey, neyse ben sonra gelirim. Gel Ziya, gel. Özel bir şey yok. Peki Nurhan Hanım, gidin muhasebeden alın. Benim gönderdiğimi söylersiniz. Yine birbirlerini mi çekiştiriyorlar? Yok be. Bunun kimseyi çekiştirecek hali yok. Nesi var ki? Vallahi başına gelmedik kalmamış. Kocasını kaybetmiş, evi dağılmış. Garibin teki işte. Demin de biraz avans istiyordu. Nurhan bacı, Nurhan bacı. Evine bırakayım istersen. Benim de yolum bu tarafta. Zahmet olmasın. Ne zahmeti canım? Aynı işte çalışıyoruz. Şunun şurasına bir yardımımız dokunsun. Zaman oldu ama inan çok zor günler geçirdim. Neyse ki yavaş yavaş düzeliyoruz. Hilal tekrar okula başladı. Morali düzeliyor. Soner de iyi sayılır. O da biraz durgun ama alışacak işte. Her şeye alışmıyor muyuz zaten? Seni de yanıma almak isterdim ama biliyorsun evi tek başıma çekip çeviriyorum. Sabah akşam işteyim. Bakımın olmasa Allah seni inandırırsın bir gün durmaz götürürdüm seni buradan. Hem Ahmet de bunu isterdi. Ahmet. Ben de onu özlüyorum anne. Elimizden ne gelir? Yaşamak zorundayız. Hayat geçiyor işte. Ben de atölyede biriyle tanıştım. Efendi biri. Ahmet'in yerini tutmaz ama bana iyi davranıyor. Sen de bilirsin. Yalnız bir kadın olmak çok zor. Çocukları idare etmek, işe güce koşturmak. Galiba onun evine taşınacağım. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel. Pek büyük sayılmaz ama idare ediyorum işte. Çok şirin bir ev. En azından hepimize yeter.
Hem çocukların odasını da hazırladım. Öyle mi? Yandaki oda çocuklar. Odanıza baksanıza Soner. Hilal hadi. Gelmeden duvarları da boyattım. Çok iyisin. Seni tanıdığım için öyle şanslıyım ki. Ben de. Odaymış. Kutu desene şuna. İkimizi buraya tıkacak, kapağı da kapatacak işte. Benim odam daha güzeldi. Odam mı kaldı senin? Görmüyor musun? Göçebe gibiyiz. Babam olsaydı odam da olurdu. Saçmalama Soner. Onun yüzünden bu haldeyiz. Bizi bırakıp gitmeseydi bu hale düşmezdik. O bizi bırakmadı. O öldü. Ne fark eder? Öldü gitti işte. Onu hiç affetmeyeceğim. Babamın bir suçu yok. Suçu yok mu? Söyle o zaman niye o mezarda yatıyor? Niye babaannem felç geçirdi? Niye evimizde değiliz? Niye annem o adamla evlendi? Söylesene niye? Niye? Hepsi senin babanın sayesinde. O benim değil, bizim babamız. Hayır, benim öyle bir babam yok. Anladın mı? Yok. Ne oluyor burada? Daha gelir gelmez birbirinizi yemeye başladınız. Hilal, kardeşinle uğraşmayı kes artık. Çıkar eşyalarını da bir an önce yerleş. Ben bir yere yerleşmeyeceğim. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ben aptal değilim anne. Kim bu adam? Neyin nesidir? Bize danışmadın bile. Sen evlendin, paçayı kurtardın. Ama biz? Merak etme. Ben de evlenip kendimi kurtarmasını bilirim. Ne oldu? Odayı mı beğenmedi? Ne o? Çıkıyor musun? Evet, arkadaşlarla buluşacağım. Saat biraz geç değil mi? Annen kızmasın. Annem bana karışamaz. Sen de karışamazsın. Karışmak gibi bir niyetim yok. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Olur muyuz ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Yorma bu kadar kendini. Zaten işte perişan oluyorsun. Olmaz. Artık bu eve bir kadın eli değmeli. Boş ver. Bırak şimdi. Zaten yarın gece de mesaiye kalacaksın. Ziyan yok. Hilal dışarı çıktı. Ne diyeyim? Dinlemiyor ki beni. Öyle giderse uçup gidecek uzaklara. Elimden ne gelir? Ben gidip bir Soner'e bakayım uyumuş mu? Soner? Babanın resmi mi? Onu çok özlüyorum anne. Ben de güzelim. Ben de. Bizi niye bıraktı ki? O böyle olsun istemezdi. İstemezdi güzelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi değilim. Neden, ne oldu? Yok bir şey. Sen hala ciddi misin? Anlamadım. Evlilik konusunda. Ciddi misin dedim. Evlilik mi? Ha tabii ciddiyim. Niye olmayayım ki? İyi o zaman evlen benimle. İyi de... Sorun ne?
Önce bizimkilerle bir konuşayım. Merak etme, bir şey olmaz. Annem nerede? Çarşıya çıktı. İşe gitmediniz mi? Ben izinliyim. Onun da akşam mesaisi var. Neyse, ben gidiyorum. Anneme söylersin. İstersen ben bırakayım seni. Sağ ol, ben giderim. Niye suratın asık? Sebebini biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Hani babanlarla konuşacaktın? Ya vaktim olmadı dedim ya. Bu gece mutlaka konuşurum. Sen ciddi değilsin. Sen öyle san. Bunu sana aldım. Şimdi inandın mı? İyi geceler. İyi geceler. Neredeydin? Dışarıdaydım. Dışarıda o tiple mi geziyordun? Evet, ne olmuş? Bir daha onu görmeyeceksin, tamam mı? Yok ya, başka isteğin? Başka isteğim bu işte. Görmeyeceksin onu. İstediğimi görürüm, istediğimle konuşurum. Bana babam karışmadı, sen hiç karışamazsın. Ben karışırım, tamam mı? Ne yapıyorsun? Bırak beni, canımı acıtıyorsun. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Çekellerini üstümden pis herif! Hiç çıkmıyorsun! Çekellerini! Kalmamı! Hayvan herif! Nasıl vurursun ona? Bir şeyin yok ya. Yok. Babam olsa bana vurmazdı. Sana da böyle davranmazdı. Babam yok Soner. Kabul et bunu. Babam yok. Alışmalıyız buna. Babam yok. Yok artık o. Babam olsaydı... Ne oldu kızım? Neyin var? Ziya amcan nerede? Bilmiyorum. Nereye gittiğini söylemedi mi? Söyleyecek yüzü yoktu ki. Sen ne diyorsun kızım? O adam bana sarkıntılık etti diyorum. Terbiyesizlik etme. Terbiyesizlik ettiğim yok. Ne dediğimi duydun anne. O adam bana saldırdı. Bu tokat gerçeği değiştirmez. Yalan söylüyorsun. Yalan, yalan. O senin baban sayılır. Aç gözünü anne. Kendini kandırma. O benim babam falan değil. 7 kat el. Tanıyalı birkaç ay oldu. Ama sen onu hemen babamın yerine koydun. Bana kendi kızına bile inanmaz oldun. Aç gözünü artık. O adam hepimizi kandırdı. Anla artık. Soner nerede? Onu da bilmiyorum. Ziya bana saldırdığında onu engellemeye çalıştı. Soner'e vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum bile. Olanları benden dinle diye seni bekledim. Şimdi içim rahat. Gidebilirim artık. Nereye? Cehennemin dibine. Nasılsın babaanne? Ben Ahmet değilim babaanne. Ahmet artık yok. O öldü. Bir daha da dönmeyecek. Keşke eski günlerdeki gibi olsak.
Ama yok işte, olmuyor. Ona çok kızıyordum. Bizi bırakıp gitti diye. Bizi yalnız bıraktı diye. Kızıyordum. Şimdi hak veriyorum babaanne. Çünkü bu hayat çok zor. Çok zor. Merhaba. Geciktin. Önemli bir işim çıktı. Ben evden ayrılıyorum Kenan. Ayrılıyor musun? Evet. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Hemen evlenelim. Ne oldu? Sizinkilerle konuşmadın mı hala? Konuştum. Evlenmemi istemiyorlar. Peki sen ne dedin? Ne diyebilirim ki? Bana öyle bakma. Babam evden atmakla tehdit etti. Şu işe bak ya. Ben evden kaçıyorum. Sen evden atılmaktan korkuyorsun. Bu kadar basit öyle mi? Hiç mi itiraz etmedin? İşe yaramaz ki. Sen babamı tanımazsın. Dediğini mutlaka yaptırır. Belki beni tanısa fikri değişir. Değişmez. Okulumu bitirmem lazımmış. Beni düşündüğünü söylüyor. Sen de inandın. İnandım. Babalar çocuklarını falan düşünmez Kenan. En azından benimki düşünmedi. Kusura bakma. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen git. Neredeydin? Dışarıda gezindim biraz. Demek bütün gün gezindin. Ne oldu? Ne olacak? Bütün gün Soner'i aradım. Gitmediğim yer kalmadı. Karakola sordum, okuluna sordum. Şimdi de hastaneleri arıyorum. Telaşlanma, buluruz. Senin için buluruz demesi kolay. Senin çocuğun değil çünkü. Ne oldu sana ya? Ben aynıyım Ziya. Asıl sana ne oldu? Hilal'in anlattıklarına inanmak istemedim. Hala da inanamıyorum. Şimdi gözlerime bak ve cevap ver. Kızımın anlattıkları doğru mu? Ne anlattı ki sana? Gözlerini kaçırma benden. Söyle doğru mu? Bak, kızın sana ne dedi bilmiyorum. Ama benim bir şeyden haberim yok. Peki o zaman neden Soner evde değil? Neden Hilal kaçıp gitti? Sen neden sabahtan beri ortalarda yoksun? Neden? Neden? Cevap ver bana. Sen kızımı Allah'ım ağzıma almaktan bile iğreniyorum. Sen kızımı taciz ettin. Yeter be. Sizi mi çekeceğim? Böyle kaçıp gidemezsin. Söyle Ziya. Yaptın mı? Eğer yaptıysan... Ne var be? Yaptıysam ne olacak? Başınızı sokacak deliğiniz yoktu. Evimi açtım. Size adımı verdim. Daha ne istiyorsun? Bunun karşılığında ırzımıza mı göz diktin? Doğru konuş. Hadi oradan aşağılık yerim. Sus lan. Uzatma artık. Katlanamıyorsan işte kapı. İki velidinde alır defolur gidersin. Sizi mi çekeceğim ben be? Zaten kızının da ne mal olduğu belli. Defolup gidin buradan be. Başımın belaları. Oh!
Ahmet! Ahmet kalk hadi. Burası... Ben yaşıyorum. Ahmet neyin var, ne oldu? Yok. Yok. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Baksana, her tarafın ter içinde. Yok. Kabus. Çok kötü bir kabus gördüm. O kadar. Allah'ım. Çok şükür Allah'ım. Sana çok şükür. Ne gördün böyle? Ben ölmüştüm. Sonra sizin başınıza çok feci şeyler geliyordu. Ve Allah'ım çok korkunçtu. Çok korkunç. Geçti. Geçti. Geçti artık. Bak ben yanındayım. Çocuklar da gayet iyiler. Hadi rahatla biraz. Şu Allah'ın cezası borçlar yüzünden bu hale geldim. Bırak artık, toparla kendini. Yapma böyle. Önemli olan senin sağlığın. Ev gitsin, eşyalar gitsin. Yeter ki sen başımızda ol. Ben başka bir şey istemiyorum. Biliyorum. Artık biliyorum. Hadi sen uyu. Ben bir bardak su içeceğim. Bu saatte eve gelinir bilmiyorum. Arkadaştan geliyorum. Ders çalıştık. Ders çalışmak için de uygun bir zaman değil. Ama geçen akşam bir şey dememiştin. Ben de... Sen de bundan cesaret aldın. Geçen sefer dalgınlığıma gelmiş. Bak, bir daha bu saatte eve geldiğini görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Yoksa külahları değişiriz. Peki baba. Hadi bakalım. Şimdi doğru yatağına hadi. Sana söylemiştim babam kızar diye. Ama dinleyen kim? Ablana kızmadım ben oğlum. Eğer benim sözümü dinlerse ona hiçbir zaman kızmam. Ben hep senin sözünü dinliyorum baba. Aferin sana. Sen hep yanımızda olacaksın değil mi baba? Yoksa bu kıza kimse laf geçiremez. Çok konuşma hadi. Sen de doğru yatağına. Marş marş hadi. Bu kabus sana iyi geldi galiba. Hem de nasıl. Ne düşünüyorsun? Annemi. Onun bizimle kalmasını istiyorum. Zaten başka çaresi de yok. Evi kurtaramadık. Hoş. Yarın öbür gün buraya da icra gelir. Gelsin. Uğraşır, dilenir, birlikte evimizi yine kurarız. Yaparız değil mi? Sen yeter ki iste. Ben hazırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.